Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının kullandığı aparatlardan ikisi burada. Evet. Bir tanesi el çantasına yerleştirilmiş fotoğraf makinesi. Bu kravatın üzerinde de yine görüntülemeyi sağlayan bir başka fotoğraf makinesini görüyorsunuz. İşte bunlar da yine 1935 yılından 1980 yılların sonuna kadar ajanlar tarafından kullanılmış fotoğraf makineleri. Sergideki en enteresan, en çarpıcı görüntülerden birisi de burada görüyorsunuz topuklu erkek ayakkabıları ve kemer var. Ülkemiz aleyhine casusluk faaliyetinde bulunan şahsın ayakkabısının topuğuna yerleştirilmiş mikrofon. Bu yöntem bir ortamda yapılan görüşmenin ortam dışındaki herhangi bir yerden canlı olarak dinlenebilmesine olanak sağlıyor. Hemen burada da kemerde de yine bir mikrofon takılı. Orada da bir dinleme aparatı konulmuş durumda. 1965 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimize tespit edilen ve bulunduğu odadan dinlemeye özelliği kazandırılmış diyafon cihazını görüyorsunuz. Bir başka casusluk aparatı da burada. Şifreli bir çantayı andırıyor ama içerisinde bir düzenek var. Döküman kopyalama çantası. Gizli dokümanları kayıt altına almak için kullanılan çanta. Portatif bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanılabiliyor. Burada bir plastik plaka gibi bir şey var. Hemen burada da bilenler bilir, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda emek işyanının